Oğlum otursak gözükmeyeceğiz ki. Oğlum saçmalama. Şu tarafa geç mesela. Birazcık sağa doğru kaymasak mı? Sen dur şuraya şuraya ve şuraya geç. Stopoiler'ı öne alalım ben. Ben salona geçeyim. Bunlar daha buraya oturacağız. Arka tarafa. Ah şimdi atıyorum. Zaten şurada yandan al. Şöyle falan mı? Arkada biri yok. Talha yok mesela şu an hiç. Gün batımı çok güzel görünüyor. Canlarım bakın. Sağ havuzda ve sol havuzda iki tane. Ya biz sus o en kolayı. Zoru denemeye çalışıyoruz. Zoru mu? Burnunu yaptırdım ben... profilden dur böyle. Zorlarsak yarın başlayacağız. Mert o yeşil direkt çıkar. Yeşil o. Kanka direkt çıkar yeşili çıkar. Selamlar videoya hoş geldiniz İldirim. Selam. Soru cevap videosu çekiyoruz. Bize çok fazla soru sordunuz. Bu kadar merak ettikleriniz olduğunu bilmiyorduk. Dedik ki bir cevabını verelim. YK'larla toplandık. Evet. Bugün devrimdeyiz gördüğünüz gibi arka plan. Biz test olduk bu arada. Böyle dipdibeyiz falan ama. Bu ayrıntıyı vermemizi. Aynen. Test olduk. Hepimiz test olduk. Evet. İyiyiz yani sorun yok. Teşekkürler bizi düşündüğünüz için. Otrobo topluluğu ne zaman kuruldu ve topluluğun kuruluş amacı neydi? Topluluk 2000 yılında ODTÜ'de kuruldu. Topluluğun ilk kuruluş gayesi Türkiye'deki robotik anlayışını biraz daha yaygınlaştırmak ve içeriğini zenginleştirmekte. Hala da aslında bu gayeyi sürdürmeye çalışıyoruz. Otrobo topluluğu neler yapar, nasıl etkinliklere katılırsınız ya da kendi etkinliklerini düzenliyor musunuz? Neler yapmayız ki? Uluslararası Otrobot günlerini düzenliyoruz. Bu kampüsün en büyük öğrenci temelli etkinliği. Şu an yürüttüğümüz Robotalks var. Online yapıyoruz onu da. Teknik söyleşiler diyebiliriz. Ve başka etkinliklerinde çalışmaları sürüyor. Evet, ORG'yi açmışken şöyle bir soru var. Uluslararası Otrobot günleri nedir? Nasıl katılım sağlıyoruz? Biraz anlatır mısınız? Tamam, ondan önce şey de söyleyeyim. Ne gibi etkinliklere katılıyorsunuz? Tamam, bu cevapla. Diğer robot organizasyonlarına da hani yarışmalara falan katılıyoruz. Aynen. Teknofest. Başta olmak üzere diğer üniversitelerin düzenlediği robotik yarışmaları. Uluslararası Otrobot günleri nedir? Ne zaman başlamıştır ben girelim. 2002'den itibaren şuradan kart çıkartalım mı? Tanışma toplantısını izlemediyseniz. Sağ üstte. Sağ üst köşeden tanışma toplantımızı izleyebilirsiniz. Pek çok kategoride robot yarışması yapıyoruz. Geçen sene 10.000 ziyaretçili, 700 yarışmacılı bir organizasyondu ve fazlasıyla büyük. Başvuruları duyuruyoruz. Başvuruları ve sitemizi İnternet. Takip edebiliriz. Şu an sosyal medya hesaplarımız ekranda dönüyor. Dönüyor. Takip diğerlerde olması lazım aşağıda. Evet. Diğer bir sorumuz. Robotalks 3.1 ve 3.2 izledim. Gerçekten farklı konuları ele almışsınız. Daha önce bu etkinliğinizi görmemiştim. Ne zamandan beri düzenliyorsunuz ve neden böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiniz? Ben yoruldum. Başka bir 3.1 ve 3.2 yani aslında 3. senemizdeyiz. Robotalks düzenlemişimizin. Evet. Ve istedik ki... Merhaba. Seni gördün biliyorum. Hayranlarım. Evet işte biz her yerde böyleyiz arkadaşlar. Darım. Robotalk 3. senesinde 3 senedir düzenleniyor ve işte alanında uzman kişileri çağırıyoruz. Söyleşi şeklinde gerçekleşiyor. Sunumlar ve soru cevaplar da içeriyor. Yüz yüzeydi ama pandemi şartlarında tabii online'a taşındı. 3.3'ü de geçen gün yaptık. Evet. Ve yenileri de yolda. YouTube kanalından da canlı yayın tekrarlarına ulaşabiliyorsunuz. Sadece robotik takımınız mı var? Topluluğa girmek istediğimizde sadece robotik takımım dahil olabiliyoruz. Vallahi paslaşalım. Tanıtım ekibi var. Tanıtım ekibine gelebilirsiniz. Evet. Sadece robot yapmıyoruz. Sadece robotik takımımız yok. Zaten topluluk işleri yürütebilmemiz için robotik dışındaki takıma ihtiyacımız var. Yani sadece teknik takımlardan oluşmuyoruz tabii. Teknik takımlar da var. Yani robotik takımın dışında araba takımımız var. ODTÜTEK. Bunun dışında drone yapan Metron takımımız ve model uydu yarışmalarına katılan bir model uydu takımımız var. Bunlar tabii ki de teknik olanlar. Teknik olmayan takımlarımız da mevcut. Doruk'un bahsettiği gibi tanıtım ekibi. Bunun dışında sponsorluklarla ilgilenen finans ekibi var. Bunun dışında başka ne var? Organizasyon ekibimiz var. Robotalks ve ORG'de sorumlu işte koordinatörler vesaire. Bir de topluluğun eğlenceli etkinliklerini düzenleyen tabii ki etkinlik. Maalesef etkinlik ekibi yok, sadece ben varım. Tek kişilik ekipsin. Tek kişilik dev kadro işte. Hepiniz makine mühendisliği mi okuyorsunuz? Toplulukta böyle bir kural var mı? Hayır. Hiçbirimiz hayır. Buradaki hiç kimse makine değil, elektrik. Mete. Metaloji malzeme. Metalurji, elektrik, havacılık, endüstri. Endüstri böte. Makine mühendisliğine bağlı bir topluluk olduğu için öyle düşünüyorum ama hayır zaten gördüğünüz gibi biz de çok farklıyız. Böyle bir kısıtlamamız yok. Sayısal yani. Olmayan bölümlerden de aynen psikoloji falan da vardı yani. Aynen. Topluluğa katılmak istiyorum fakat birinci dönem alım yaptığınızı sanırım. Onu kaçırdım. İkinci dönem alım yapıyor musunuz? Yapıyorsanız nasıl katılabilirim? İkinci dönem alım yapıyoruz.
Bunun için tabii ki de tanışma toplantılarımızı takipte kalın. Evet. Yeni bir tanışma toplantısı gelecek. Otu robot hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Topluluğa katılmak için deneyim sahibi olmamız gerekiyor mu? Deneyimsiz olsak da katılabiliyor muyuz? Ve siz robotik hakkında bilgisi olmayan arkadaşlara eğitim veriyor musunuz? Veriyoruz eğitim. Ve evet, sadece robotik anlamında eğitim vermiyoruz aslında. Mesela finans takımına, finansçı arkadaşlara da kendi finans eğitim veriyoruz. Tanıtıma da eğitim veriyoruz. Ya sadece teknik takımlar değil, yani diğer ekiplerde, önceki sorularda bahsettiğimiz diğer ekipler için de ayrı eğitimler var. Ve hiçbir şekilde deneyim beklemiyoruz. Zaten bizler de buraya geldiğimizde çok çok büyük bir çoğunluğumuz hiç tecrübesi yoktu. Yani bayağı sıfırdan başlıyoruz. Zaten eğitimleri hep buna göre ayarlıyoruz. Yani sıfırdan başlayıp belli bir noktaya gelene kadar belli bir eğitim alıyorsunuz. Her takıma sıfırdan girilebiliyor. Evet, aynen öyle. Yani sahip olmanız gereken tek şey istek. Gerçekten öyle. Çalışmalarınızı yaptığınız bir yer var mı? Varsa neresi? Var. Yuvamız. Topluluk odamız var. Topluluk odamız var. Bu videoyu orada çekmek isterdik ama. Çalışmalardan. Dedik bari devrimi gösterelim birazcık. Çok güzel bir soru gelmiş. Dışarıdan sadece robot yapıyormuşsunuz gibi görünüyor ve bu eğlencesiz duruyor. Eğlenceli etkinlikleriniz var mı? Varsa neler? Arkadaşlar şimdi. Otu robot topluluğu sadece robot mu yapar? Bunu cevaplamıştık bence ama sen tamam, biraz sadece üstüne. Robot yaparı şey yapmıştık, acıkamıştık. Aynen. Şimdi etkinlik yapıyoruz tabii ki. Hani şey, pandemi koşulları olduğu zaman maalesef online'da kalmak zorundayız. Ama pandemi olmaz zaman normal dönemlerde fasılımız oluyor, halı sahamız, mangalımız oluyor. Hani duruma göre paintball falan da yapılabilir. Yani şey, stres atmak için bir sürü etkinlik yapıyoruz biz de, evet. Evet, şimdi can alıcı bir soru geliyor arkadaşlar. Oo. Korona dönemi çalışmalarınız nasıl etkiledi ve şu an çalışmalarınız nasıl gidiyor? Örneğin 18. Uluslararası Otrobot günleri düzenlenecek mi? Pandemi tabii ki olumsuz bir şekilde etkiledi. Tabii ki. Birazcık herkes olduğu gibi biz de zorlanıyoruz yani. Herkes gibi biz de zorlanıyoruz. Mümkün olduğunca online'a çekmeye çalışıyoruz. İşte Robotalks'a oradan devam ediyoruz. Yeni yapmak istediğimiz etkinlikleri online organizasyonlardan bahsediyorum. Etkinlikler de dahil onlar bu arada. Uluslararası 18. Uluslararası Otrobot günleri için tarihimizin ertelendiğini zaten duyurmuştuk. Haziran ve sonrası tarihler için şu an çalışmalarımız var. Biz çalışıyoruz. Sizler de robot yapmayı bırakmayın. Sizler de çalışmalara devam edin. Çünkü bizim dışımızda olan sebepler haricinde biz yapmakta kararlıyız. Evet. Ya yapmak takipte için kal. De elimizden gelen her şeyi yapıyoruz en zaten. En haberler için de Otrobot topluluğu sosyal medya hesaplarını takip edin. Şurada. Sorular bitti. Sorular çok güzel bitti. Sorular sormuşsunuz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Umarız faydalı olmuştur. Evet. Topluluğu tanımak isteyenler bu sorulara bakarak. Evet. Bu arada iletişim bilgilerimizi de aşağıya bırakalım. Açıklamaya bırakıyoruz. Tabii topluluğu daha da yakından tanımak için hepinizi topluluğumuza bekleriz. Evet. Tamam, tanışma toplantısı da olur. Evet, tanışma toplantımıza sorularınız için teşekkür ederiz. Olabildiğini zaten bize Instagram'dan falan yazdığınızda da dönmeye çalışıyoruz. Hani aklınızda başka şeyler aynen varsa da. Her zaman yürüyebilirsiniz. Dediğim dört rahatsız edebilirsiniz. Her bilgimiz var zaten. O zaman teknolojinin keyfini çıkarın. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Otrobot. Otrobot. Açamıyorum. Açıp fotoğraf çekip bunları da WhatsApp'a atak mı? Otrobot. Hayır, şunu açalım, gerek yok.